Selamun aleyküm örgü severler. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ben şöyle şahane bir pati gördüm. Bu patiğin yapılışını size göstermeye çalışacağım. Çok güzel ve çok kolay bir patik modeli. Evet hanımlar, patiğimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz ip alıyoruz. Şöyle. Şuradan. Yedi tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimi şu şekilde çekiyorum. Şöyle üstüne doluyorum. 4 5 6 7 Şimdi 7 oldu. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Aynı deliğime geri dönmeden köşeye batıyorum. Aynı deliğime bir trabzan daha örüyorum. Bir öndeki deliğime batarak şu ipimi de içinde götürerek dolanıyorum. Yedi zincirle başlıyorum. Kenarlardan artırarak 40 ilmeği 40 trabzana çıkarıyorum. Şimdi köşeye geldim. Şu köşeye 3 tane batıyorum. Şöyle 3 tane trabzan battım. Şuradan önündeki deliğimle devam ediyorum. Şimdi şuraya şöyle batıyorum. Aynı deliğime 2 battım. Bir zincir çektim. Aynı deliğime 2 tane daha battım. Şu köşeler artırma yerim olacak. Şöyle dolana dolana örüyorum. Şöyle. Burası patiğimin ucu olacak. Aslında patiğimin bir tarafını ördüm. Şöyle önüme koyayım. Şuraya geldim. Şu köşeye yine şu tam köşeye iki tane batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha batıyorum. Şöyle bir ileriye batıyorum. İsterseniz şu köşeden köşeye ip koyabiliriz. Belli olsun diye.
Şöyle bir belli koyabiliriz. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Kenarlardan ipimizi hiç kırmadan patiğimizi bitireceğiz. Şuradaki bir zincirin içine 4 ta 2 batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir daha batıyorum. İki tane daha batıyorum şöyle. Bir öndeki deliğime batıyorum. Şu şekilde birkaç sıra dolanıp tekrar geleyim. Evet hanımlar, bunu 7 sıra 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 iki tarafı da 7 sıra. Şu kenarlardan 4'er aynı deliğin içine 4 batarak geldim. 50 ilmeğe çıkardım. 50 trabzana. Ama herkesin eli, ipi farklı olabilir. Yine de ayağınıza ölçerek ölçebilirsiniz. İlla tam 50 olması şart değil. Hani 51 de olur, 52 olur. Biraz da ölçerek, ayağınıza ucunu giyerek şöyle mesafeyi ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi şu kenardan şu artırma yerimden 5 ilmek trabzan öreyim. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekiyorum. 2, 4, 5. deliğime şöyle 4 tane sık iğne batıyorum. Şöyle ortaya. Ortaya denk getirmeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekiyorum. 2, 4, 5. deliğime şöyle batıyorum. Şöyle dolanıp geleyim. Şöyle dolanıp geldim. Şimdi şu zincirimin içine trabzanımı devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 trabzan ördüm. Şimdi şu ortaya 4 tanenin ortasına şöyle sık iğneyle battım. Üstüne doladım. Şuradan şuraya trabzanıma devam ediyorum. 8 trabzanda buraya örüyorum. Beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şöyle oldu. Bir daha dolanıp geleyim. Şimdi dolanıp geldim. Şuradan şu zincirin içine ördüğüm dendeyi gerisinden 2, 4 gerisinde
Zincire başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Şimdi içinde 8 tane vardı. 2, 4. 2, 4. Tam ortasına. 4 de bu tarafta kalacak. 2, 4. Ortaya atıyorum. Şurada oldu. Yok, ortaya batmıyorum. Pardon. 4 bu taraftan. 2 delik üçüncüsüne batıyorum. 1 2 3 4. Şöyle 4 tane ortaya denk getirip batıyorum. Bir an unuttum. Şimdi 7 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yine şu deliğin içindeki trabzanın ikisini atlıyorum. Üçüncü deliği. Şöyle 4 tane de buraya batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi zincir. Şuradan ikisini atlayınca iki, dört. İki, dört. Şu beşinciye şöyle trabzan örüyorum yine. Burada da üç tane yuvamız oldu. Bir daha dolanıp gelip yine üstüne trabzan öreceğim. Sekizli. Dolanıp geldim. Yine zincirlerimin içine 8 trabzan. Yedi, 8. Şimdi ortaya şöyle sık iğne batıyorum. Yine devam ediyorum. Yedi, 8. Şu trabzanımın sık iğnemin üstüne batıyorum. Yine öndeki zincirlerimin içine devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8. Şöyle 3'e çıktı. Şimdi yine dolanıp geleceğim. Şimdi de azaltmaya başlayacağım. 3. Dolanıp geldim. Şu üçüncü deliğimin ortasına geldim. Şimdi 7 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan 3. deliğime 3 tane 4 tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi zincir daha çekip yine
Şuradan iki, üçüncü deliğime. Ha pardon, buraya şey yapacaktım. Buraya trabzan öreceğim. Sadece deliği ikiye düşürüyorum. Bunu dalıyorum. Şunun ortasına geleyim. Ortasından 2, 4. Şu ortasından şöyle. Şunu trabzanla dolanıp geleceğim. Dolanıp geldim. Şimdi şuraya yine 8 zincirimin içine 8 trabzan. Şu ortaya yine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar üstüne dolayıp trabzanla devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum. Dolanıp geleceğim. Şu ortaya kadar trabzanla geleceğim. Tekrar yine bir zincir çekip 1'e düşüreceğim. Evet hanımlar, ben patiğimi en son şurada bir zincir kaldı. Şöyle. Şimdi şuradan geri döneceğim. Ağzını örerken şuraya öreceğim. Şurada deliğime 5 tane ilmek kalınca bırakıp ileriye gitmeyip 2 zincir çekip geri döneceğim. Taban yapacağım. Dibindeki deliğime batıyorum. Şöyle örüyorum. Öbür tarafa geleyim. Şimdi şurada 5 ilmek kalana kadar şuraya geldim. Şuradan yine geri döneceğim. Şu arada 40 ilmek oldu taban. Şuradan 2 zincir çekip dibine batıp artık şöyle taban oluşturdum ve tabanı döne döne öreceğim. Ben zaman kaybetmemek için öbür patiğimin tabanını ördüm. Şuradan kaç sıra ördüm? Uç kısmı tekli olan sıra belli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şurası 14 sıraymış. Şöyle ikili sayalım. İkili belli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sıra ölünce ayağınıza da bir giyip bakın. Ökçeye gelmesi gerekiyor. Ben ökçeyi nasıl yapıyorum? Şöyle bir zincirle dönelim. Sık iğneyle ortaya geliyorum. Şurası 40 ilmek. Ortada 16, 16, 32. 16 tane. Bir tarafta 16, bir tarafta koyayım. Ortadan 6 tanesini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 6 tane daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şurada da 16 kalmıştır. Şöyle şuradan İki zincir çekiyorum. Şuradan dibine batıyorum. Bir.
2 3 4 5 6 Şöyle ortadan 6 tane örüyorum. Şöyle. Şimdi bir zincir çektim, geri döndüm. Üstüne doladım. Bir delik atlıyorum. Eksilterek çıkacağım yukarıya. Burayı en son dikeceğim. Kenardan alarak da örülür ama o zaman hafif delik kaldı. Dikmek daha mantıklı oldu. Şimdi 5 kaldı. 2 zincir çekip üstüne doladım. Şu önündeki delik değil, bir önüne batıyorum. Eksilterek ökçeyi çıkıyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir daha öne aldım. Üç kaldı. Bir, iki zincir çektim. Ağzı da toparlanmış olur. Ökçe de toparlanmış olur. Şöyle iki kaldı. Şöyle bir ölçüyorum. Bir daha örüyorum. Bu ikiyi azaltmıyorum. İki devam ediyorum. Şöyle şuranın dengine geldi mi? Geldi. Şimdi şuradan birleştiriyorum. Burayı şöyle sık iğneyle şöyle birleştireyim. Şuradan da birleştireyim. Şöyle birleştirdim. En son burayı dikeceğim. Şöyle. Şimdi şuraya iki zincir çekip dibine trabzan batıyorum. Şöyle sıklığını ayarlayarak şöyle batarak tüm ağız kısmını dolanacağım. Şuraya geleyim. Bir daha göstereyim orayı. Şöyle taban için geri döndüğüm yere geldim. Şöyle ağzını şu sıklıkta örüyorum. Bitirince ayağıma bir ölçerim. Şöyle şuraya şöyle devam ediyorum. En son sırasını sayısını kağıda yazıp patiğin üstünde resmini çekip Örgüyle Terapi Instagram kanalımda da paylaşırım. Şuraya geldim. Şu zincirimin üstüne sekiz batıyordum. Bu defa yedi batayım. Ağzı biraz toparlanmış olur. 2, 4, 5, 6, 7. Şuraya battım. Bu şekilde ağzını şuraya kadar geleyim. Bir de sık iğne dolanacağım üstüne. Dolanasım var. Tam ökçeye geldim. Şuradan şöyle geçiş yaptım, birleştirdim. Şöyle trabzanımı saydım, ayağıma giydim. Hafif geniş. Şuradan birkaç tane sık iğne örerken eksiltme yapacağım. Mesela şuradan bir tane eksiltelim. Bir önden eksiltiriz, bir yandan eksiltiriz. Şöyle ikisini bir alıp örüyorum ve hiç bellisi olmuyor. Sık iğne de biraz toparlayacak zaten. Siz de ayağınıza giyerek örün. Hafif sıkı dursun. Örgü biraz açma yapar.
Bunun ağzını düz değil de biraz süslü görebilirdik aslında. Şöyle. Şöyle nasıl süslüreceğiz? Bir zincir çekiyorum. Batıyorum. Tekneyle, kaydırma tekniğiyle alıyorum. Bir zincir çekiyorum, batıyorum. Kaydırma tekniğini uyguluyorum. Bir zincir çekip batıyorum. Şöyle biraz daha süslü duruyor ağzı. Şuradan bir eksiltme yapabilirim. Şöyle ikisini aldım. Şöyle çıkardım, ördüm. Bir zincir üstüne atmadan şu şekilde ağzını dolanıp geleyim. Böyle patiğimiz bitmiş oldu aslında. Şimdi şöyle dolandım. 4-5 yerde eksiltme yaptım. Şurada, 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 şöyle şöyle eksiltme yaptım. 65 ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi en son şöyle bitişini şöyle ilmek kaydırmayla şöyle kesip dikecek kadar bir ip kesip şöyle çıkardım. Nasıl dikerseniz dikiş size kalmış. Aynı renk olunca pek de bellisi olmuyor. İç taraftan da dikebilirsiniz, dış taraftan da dikebilirsiniz. Şöyle dikiyorum ben, hiç bellisi de olmuyor. Şöyle dikiyorum. Şuradan şu tarafa geçiyorum. Şurayı da dikiyorum. Bitiriyorum. Bunun görselini de Örgületerap Instagram kanalımda paylaşıyorum. Emeğe karşılık da kanalıma abone olur, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.